Bütün gazeteler Hintli Müslüman kardeşlerimizin direnişinden bahsediyor. Hilafetin etkisiz bir mesele olduğunu iddia edenler sükutu hayali uğramış durumda. Sultanım, İngilizler nereye saldıracaklarını şaşırdılar. Bütün gazetelerde ayaklanmayı sizin başlattığınız yazıyor. Sultanım, siyasetimizde bir değişiklik var ise bilmek isteriz. İngilizler dostumuz mu, düşmanımız mı? İngilizler dün de, bugün de, yarın da dişini etimize geçiren bir çakaldır. Ya kurt olup çakalları kovacağız ya koyun olup çürümeye mahkum olacağız. Paşalarım, savaş başlamıştır. Arzumuz sadık olmanızdır, satılmamanızdır. Bu devleti paraya, makama, kadına satanlar bilsinler ki bu devletin mezarına satıldıklarıyla gömüleceklerdir. Cebeli Tarık'tan Cava Adası'na kadar tek devlet. Sınırı yok. İman etmiş bir millet. Tek millet. İslam milleti. Hilafet bayrağının altında gölgelenen, kula kulluk etmeyen bir halkı cihan. Ezanın susmadığı, bayrağın inmediği pak bir gökyüzü. En son silahlarla donatılmış. Her an düşmanı kollayan. Kalplerinde ilahi bir sevgiyle titreyen bir ordu. Suhte merhamet ordusu. Harp meydanında ölüm ordusu. Paşalarım, benim haritam bu. Bu benim rüyam. Belki bugün, belki 100 yıl sonra ama mutlaka gerçekleşecek bir rüya. Benim devlet-i âliyem bu. Bu yolda yorulacak olan, satılacak olan varsa hemen bu odayı terk etsin. Eğer bu rüyaya inanıyorsanız bilin ki ihanet eden affedilmeyecektir. Allah'ın bütün ayetleri üzerine yemin olsun ki ömrüm yetene kadar, toprağa girene kadar, zafere ulaşana kadar bu mücadele bizim için farzdır. Asım Paşa, madem cülüsümüzün 20. yılı, şahsi servetimden kurbanlar kesilsin, borçların borcu ödensin, fakir fukaraya, çoluk çocuğa harçlıklar dağıtılsın. Ceplerinde var, gönüllerinde yok olsun. Ne dersiniz Sultan?